yardım al heykele. Ayak kurbanı. Önce canlı bomba, sonra polise saldırı. Türkiye bir şoku atlatamadan ikincisini yaşadı. Acı haber bir kez daha Şanlıurfa'dan geldi. İki polis şehit edildi. Olay aynı evde kalan terörle mücadele şubesinde görevli Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şubesinde görevli Okan Acar'ın sabah mesaiye gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemeleriyle ortaya çıktı. Şüphe üzerine adrese giden ekipler iki polisi enselerinden vurulmuş halde ölü buldu. Sanki iki kardeşler birisi bir odada yatar gibi. Ayrı ayrı odalar. Ha, bir bu köşedeki oda bir tarafta atlar. Nerelerinden vurulmuşlar? Ne? Ense. Ense. Ev arkadaşı olan polislerin yaşadığı apartman dairesinde yapılan incelemelerde evde üçüncü bir polisin daha yaşadığı belirlendi. Fakat polis memuruna ulaşılamadı. Daire kapısında herhangi bir zorlama olmaması da dikkat çekiciydi. Kapıda yok ama zorlama yok, televizyon kapalı, ampuller kapalı, yatak bozulmamış, çevre bozulmamış, kirlenmemiş, herhangi bir zorlama yok. Yani ben öyle güzel güzel uyar gibi sıkılmış kafalarım. Zamanlama ise özellikle seçilmişti. Çünkü binadakilerin tamamı tatildeydi. Silah sesinin duyulmaması, çifte cinayetin susturuculu silahla işlendiğini gündeme getirdi. Bu da dolayısıyla terör saldırısını işaret etti. HDP'li bazı vekiller bu iddiayı reddetti. Ancak çok geçmeden saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Suruç saldırısının intikamının alınması için sabah saat 6 sıralarında bu eylemin gerçekleştirildiğini belirten örgüt, polislerin silah ve kimliklerine de el konulduğunu duyurdu. Hain saldırı 2 ocağa ateş düşürdü. Feyyaz Yumuşak Kırşehirliydi. Baba Mustafa Yumuşak son görüşmelerinde Suruç'taki saldırıdan dolayı dikkatli ol diye defalarca uyarmıştı. Ben damadım, sen kendine dikkat et dedim. Ne yapacaksın? Geç giderken hani önünün arkanı kollayarak git. Ya bu şekildeydi. Terörle mücadele biriminde görevli genç polis 4 Ağustos tarihinde eski görev yeri olan İstanbul'a gidecekti. Ardından zırhlı araç eğitimi için Sakarya'ya geçecekti ama olmadı. Terör belası onu sevdiklerinden ayırdı. O uçak bilet işte şeyde araç kullanacaktı, zırhlı araç kullanacaktı. Onun kursuna gidecekti. Yani ehli şeyini aldı da ama olmadı işte. Ceylan Pınar, 24 yaşında şehit edilen Okan Acar'ın daha ilk görev yeriydi. Bir yıllık polisti. Babası yoktu genç polisin. Bir yıl önce kansere yenik düşmüştü. Niğde'deki annesine banka kredisiyle alıp bir hafta önce taşındığı evde söylendi oğlunun şehit edildiği. Zehra Acar inanamadı. Emniyete gitti fakat acı haber doğruydu. Artık üç erkek evladından biri yoktu.